Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Ampute Futbol Süper Ligi'nden derlemiş olduğumuz görüntülerle başlıyoruz. Biliyorsunuz her hafta TRT Spor ekranlarında Ampute Futbol Süper Ligi'nden mücadeleleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bu hafta da Malatya'daydık. Gerçekten muhteşem bir maç vardı. Kıran kırana bir mücadeleydi. Dilerseniz o maça gidelim, daha sonra tekrar birlikte olacağız. İki takımın kadrolarını hemen sizlere aktaralım bu arada. Maç da başladı. İsöz etkili geldi. Kaleci de kalıyor Selim. Milli kaleciyi Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız kalesinden hatırlıyoruz. Akbar kale alanında yerini aldı. Mehmet Ali dikkatli, kale alanına doğru gönderilen top direkten geri geldi. Direkten geri geldi. Kafa vuruşu Rahman'dan, ikinci pozisyon ve gol. Akbar atıyor. Durum 1-0. 5. dakika. Durum 1-0. Malatya Büyükşehir Belediyesi 1-0 öne geçiyor. 5. dakika. Akbar. Golü atan oyuncu. Golün öncesinde bir kafa vuruşu var. Direkten geri geldi Rahman. Ardından savunma uzaklaştıramadı. Ve Akbar topu izlediğimiz şekilde ağlara gönderdi. İman serbest vuruşu kullanmıştı. Tekrar İman. İki takımın da yedek kulübesi zaman zaman ekranlara geliyor. Kaleye doğru bir vuruş ve mükemmel bir gol. Rahman süper bir gol atıyor. Az önce kafa vuruşu direkten geri gelmişti. Rahman gerçekten günün belki de en güzel golünü attı. Dakika 8, gol Rahman. Arkadaşları tebrik etti Rahman'ı. O da gerçekten çok güzel gol attığının farkında. Golden sonra yaptığı hareketi de gördünüz. Tekrar izliyoruz bakın. Ne güzel vurdu Rahman. Kaleci Mehmet Ali'nin burada yapabileceği hiçbir şey yok. Ama şu dikkatinizi çekmiştir belki de. Son derece centilmence bir maç olurken maçın hakemi Ayhan İlhan şu anda ev sahibi takımın teknik heyetini ikaz etme gereği duydu. Çünkü hani dedim ya, sesler sık sık size ulaşıyor. İşte biraz tabii bu sesler itiraz içerince maçın hakemi Ayhan İlhan da gitti yedek kulübesindeki teknik heyeti ikaz etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi takımında. İmam kale alanına doğru. Akbar kaleci Mehmet Ali. Topun gerisinde şu anda. O kullanacak serbest vuruşu. Sağ kanada doğru. Dimitri Udalov. Dimitri Udalov iyi sıralı birinci rakibinden orta gol. Pozisyonu gol. Top ağlara gitti. Çok güzel bir orta. Dimitri Udalov'dan farkı bire indiriyor değerli dinleyiciler, değerli seyirciler. İsöz takımı. Çok güzel bir orta sonrasında Serhat. Görüntüde golü atan oyuncu. 18. dakika. Selim bu pozisyonda yapabileceği bir şey var mıydı? İşte izliyoruz. Çok güzel bir orta, arka direkte tek vuruşla Serhat topu ağlara gönderdi. Durum 2-1. Clement şimdi orta ceza sahasına doğru. Savunma Ercan da topu kontrol etti. Ardından Ercan boş alana sol tarafa doğru gönderiyor. Dimitri Udalov. İşaret gelmek üzere, kalecinin sesi sizlere kadar geliyor Mehmet Ali'nin. İşaret geldi. İman pas olarak kullandı. Şimdi ceza sahasına doğru Akbar, kalecide kalıyor top. Zülfücan. Şimdi orta sert geldi top. Gol pozisyonu. Kaleci aferin Mehmet Ali. Be. Mehmet Ali. Aferin be. Oyun devam ediyor bu arada. Hasret. Metin oyuna girecek birazdan İsöz takımında. 3'e 3 yakaladı. Ev sahibi takım Akbar götürüyor. İman. Şimdi Akbar vuruyor, kaleciden döndü. Kaleci Mehmet Ali. Akbar. Mehmet Ali görüntüye geliyor şimdi. Topu tekrar oyuna sokacak. Yerden bir pas. Tekrar beraberlik şansı yakalayabilir. İsöz takımı sert bir vuruş. Top yanalarda.
İman götürüyor topu hala. İman son çizgiden çıkardı. Gol pozisyonu. Zülfü Can değerlendiremiyor Zülfü Can. Maçın hakemi bu arada kalecinin bir sakatlığı var Mehmet Ali. Ayağa kalktı. Gözler maçın hakeminde demiştim ve son düdüğü çalıyor. Ayhan İlhan sevgili seyirciler maçın hakemi ve kazanan Malatya Büyükşehir Belediyesi oluyor. İSÖZ karşısında maçın sonucu 2-1. Şimdi kameralarımızı Bursa'ya çeviriyoruz. Bursa Ampute TSK Rehabilitasyon Merkezi mücadelesindeyiz. Bursa Ampute Gücü TSK Rehabilitasyon Merkezi mücadelesi öncesi dostluk görüntüleri var. Türk Jandarması'nın 180. yıl dönümü dolayısıyla maçın hakemleri İsmail Özmen, Yusuf Erol ve Hakkı Hakan Öze çiçek takdim edildi ve önemli bir isim Muzaffer Uçaner. O da jübilesini yapıyor. Bursa'daki ampute futbolun gelişmesinde önemli bir isim Muzaffer Uçaner artık bu maç sonrası emekliliğini ilan etti. Bunun dışında yine milli takımımızın da kaptanı Osman Çakmak da çiçekle onurlandırıldı. Muzaffer Uçaner ilk düdükle birlikte oyunu hareketlendirdi. Osman Çakmak da 6 maç ceza almıştı. Tahkim tarafından 3 maça indirildi ve bu indirim sonrası ilk mücadelesinde Bursa'da ortaya koyuyor. Maçın hakemi İsmail Özmen işareti verdi ve oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Muzaffer Uçaner, yılların deneyimi, Bursa'da ampute futbolun gelişmesi için önemli bir isim, artık emekli oluyor. Muzaffer Uçaner bu dakikadan itibaren yerini Mahmut Abdu'ya bırakıyor. Bizler de Engelsiz Spor ailesi olarak tekrar tekrar teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı Muzaffer Uçaner'e. Yerden pas. Savunma uzaklaştıramadı. Okan araya girdi. Okan Şahiner'in golüyle TSK Rehabilitasyon Merkezi 4. dakikada öne geçiyor Bursa deplasmanında. Emin. Emin Çiryakin'in vuruşu. Mahmut Abdo orada temas etti ama top out'a gidiyor. Orta içeriye savunmanın müdahalesi var. Osman. Osman Çakmak yerden pası. Muhammed Daracı da top out'a gitti. Muhammed Yen. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direkte kafa vuruşu top ağlara gitti. Farkı 2'ye çıkartıyor. İkinci yarının henüz başında TSK Rehabilitasyon Merkezi Muhammed Yen'le 26. dakika. Muhammed Yen durumu 2-0 yaptı. Ve TSK Rehabilitasyon Merkezi oyuncuları asker selamıyla golü böyle kutluyor. Top kısa düştü. Kalecinin müdahalesi. Yaşar Gökçe gole izin vermiyor. Bir vuruş daha out'a gidiyor Emrah. Gole çok yaklaştı. Emrah Akdemir'le Bursa Ampute Gücü. Okan. Ömer araya girdi savunma. Okan önünde buldu, topu out'a gönderdi. Ömer Güleryüz topun başında. Ömer'in vuruşu, kalecinin müdahalesi. Bursa Ampute Gücü kalecisi Umutcan gole izin vermiyor. Orta ceza sahasına doğru vuruş. Savunmadan sekti ve ağlarla buluşuyor. Farkı 3'e çıkardı. Muhammed Yen. TSK Rehabilitasyon Merkezi oldukça rahat. Ömer Güleryüz çalımını attı. Ömer'in vuruşu topa alır gitti. Durum 4-0 oluyor 46. dakikada. Ömer Güleryüz'ün golüyle. Yine maçta son sözü Ömer Güleryüz söyleyecek. Vuruş topa alarda 49. dakika. Fark 5'e çıktı. Ömer Güleryüz'ün ikinci. Takımının 5. golü. TSK Rehabilitasyon Merkezi Bursa Ampute Gücü mücadelesi 5-0 sona eriyor. TSK Rehabilitasyon Merkezi hanesine 3 puan yazdırıyor.
Kameralarımızı Gaziantep'e çeviriyoruz. Şehit Kamil Yeditepe mücadelesindeyiz. Şehit Kamil engelliler İstanbul Yeditepe'yi ağırlıyor. Gaziantep Çıksorut semt sahasında. Maçın hakemleri Mehmet İmyeri, Mehmet Erol ve İsmail İnan. Ev sahibi Şehit Kamil engelliler zor günler geçiriyor. Ampute Futbol Süper Ligi'nde. Kaleci uzaklaştırdı. İleride kimse yok. Doğan'a yerden pası. Savunma çıkartamadı. Atak devam ediyor. Vuruş topu alır gitti. Muhammed Ramazani. 5. dakikada 1-0 öne geçiyor Yeditepe. Jesus Moraes. Bıraktı. Tekrar Jesus Moraes. Onun pası. Gelişine vuruş topu alır gitti. Eno farkı 2'ye çıkardı. Yeditepe 7. dakikada durumu 2-0'a getirdi Eno'yla. Agüçyer. Eno. Eno'nun vuruşu fark 3'e çıktı. 2 dakikada 2 gol buldu Eno ve durumu 3-0'a getirdi. Agüçyer. Dar açıda vuruş topu ağlara gitti. Emmanuel Alotey. Durumu 4-0 yaptı 11. dakikada. Alotey bıraktı. Eno. Çalım. Bıraktı ve orada Agüçyer bomboş kaleye yuvarlıyor. Farkı 5'e çıkartıyor. 12. dakikada Agüçyer. Maçta 16. dakika. Alotey. Pası tam köşeye gitti vuruş ve fark 6'ya çıktı. 16. dakikada Furkan Petek. Durumu 6-0'a getirdi. Maçta 22. dakika. Muhammed Ramazani. Farkı 7'ye çıkartıyor. İstanbul Yeditepe durumu 7-0 yaptı ve ilk 25 dakikalık bölümde 7 gol buldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Furkan Petek durumu 8-0'a getiren golü 31. dakikada attı. Bu golden 10 dakika sonra Eno'dan şık çalımlar. Ceza sahasına sokuldu. Eno onun da vuruşu. Durum 9-0 oldu. 41. dakikada farkı 9'a çıkartıyor Eno'yla İstanbul Yeditepe. Artık maçta son anlar. Son sözü Jesus Moraes söylüyor. 47. dakikada farkı 10'a çıkardı İstanbul Yeditepe. Ve artık maçın hakemi son düdüğü çalıyor. İstanbul Yeditepe Şehit Kamil engelleri 10-0 mağlup ediyor. Haftanın tek golsüz mücadelesi Ankara'da oynandı. Ortatek Gaziler İzmir Büyükşehir Belediyesi mücadelesindeyiz. Maçın hakemleri Volkan Oğuz, Ahmet Pakırcı ve Erol Eroğlu. Ev sahibi ekip gol için yükleniyor. Mutayev geriye oynadı. Uzaktan bir vuruş Fuat'tan. Kaleci gole izin vermedi. Kaleci Erdi Arslan. Başarılıydı. Yine atak. Ev sahibi ekip Alican. Karşısında Barış Terli var. Alican. Alican'ın vuruşu top üstten out'a gitti. Barış Terli görüntüde. Topun başında. Doğrudan kaleye gitti. Kaleci Furkan gole izin vermedi. Yerden bir orta. Top havalandı. Kemal indirdi. Barış Terli. Top yine onda. Barış onun vuruşu. Furkan gole izin vermiyor. Oyun durdu. Bir faul var. Aykut Taylan yerde.
işaret geldi. Alican, Alican'ın vuruşu out'a gitti. Alican kuruyor maç. İlk yarı golsüz geçiliyor. Maçta ikinci yarı. İzmir Büyükşehir Belediye gol için yükleniyor şimdi. Gökhan Katrancıoğlu topu out'a gönderdi. Fuat'ın yerden pası, Barış Telli kesti. Aykut Taylan şimdi ayağından çok açtı. Orada müdahale geldi. Atak devam edecek. Mutayev ceza sahasına sokuluyor. Mutayev'in vuruşu savunmadan döndü. İkinci pozisyon gelmedi. Etkili geldi Ortotek Gaziler. Savaş uzak noktaya Alican'a doğru gönderdi. Aykut Taylan uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Fuat'ın pası. Top sekti. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye ani hata. Barış Telli. Barış Telli'nin vuruşu. Furkan. Cehmuz. Cehmuz Erdinç yerde. Oyun devam ediyor. Gökhan Katrancıoğlu gidemedi. Mutayev şimdi araya girdi. Mutayev karşılıklı top kayıpları. Alican bir kanat yani müdahale beklentisi var. Oyun devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye hata şimdi ani gelişiyor. Barış Telli. Barış. Top hala onda. Barış Telli. Önünde iki oyuncu var. Barış yerden pası. Yusuf Yahya'dan önce Furkan topa hakim oldu. Karşılıklı ataklar var bu dakikalarda. Şimdi Ortotek Gaziler yükleniyor. Hüseyin Bozkuş'la paslaştı. Mutayev şimdi tekrar Hüseyin. Hüseyin ceza sahası dışından vuruşu. Savaş Kaya dar açıda. Kaleci erdi, gole izin vermedi. İnanılmaz anlar yaşandı. Ortotek Gaziler İzmir Büyükşehir Belediye mücadelesinde. Yine atak İzmir Büyükşehir Belediye vuruş. Furkan gole izin vermedi. İkinci pozisyonda Fuat Taş'tan yerde kalıyor. Yusuf Yahya ile ikisi. Artık maçta son anlar. Şehmuz Alican'a bıraktı. Şimdi Alican'ın pası Şehmuz'a doğru. Onun da vuruşu erdi. Gole izin vermiyor. Gökhan Katrancıoğlu topun başında. Havalandırdı. Barış Telli indirmeye çalıştı. Atak devam edecek. Mehmet Yunsur oyunda. Mehmet'in şık bir vuruş denemesi ama olmadı. Mutayev yerde. Barış Telli'nin müdahalesi var. Sarı kart çıkacak. Barış Telli 48. dakikada sarı kart görüyor. İsmail bıraktı. Savaş. Savaş Kaya. Faul var. Yusuf Yahya. İkinci sarı ve kırmızı kart çıkacak Barış Telli'ye. Maçın son anlarında Barış Telli kırmızı kart görüyor. Takımını 6 kişi bırakıyor Barış Telli. Bu pozisyon sonrası işaret geldi. Alican topun başında havalandırdı Savaş Kaya. Onun vuruşu out'a gitti ve son düdük geliyor. Ortotek Gaziler İzmir Büyükşehir Belediye mücadelesi golsüz sona eriyor. Sonuçlar, puan durumu ve haftanın 7'si ekranlarınızda. Şimdi sırada haftanın golü yarışması var. Az sonra izleyeceğiniz 5 golden bir tanesini seçip bize gönderirseniz ve o sizin seçtiğiniz gol haftanın golü seçilirse bizden bir hediye kazanabilirsiniz. Bol şanslar.
Sevgili seyirciler, şimdi sizleri Giresun'a götürmek istiyoruz. Orada özel çocuklarımız çok güzel ortamlarda spor yapıyorlar. Orada özel eğitim, uygulama ve iş okulu vardı. Biz de engelsiz spor programı olarak onları spor yaptıkları salonda ziyaret ettik. Evet sevgili seyirciler, engelsiz spor programının bu bölümünde Giresun'dayız. Giresun'dan iki tane güzel kardeşim bana ulaştı. Dedi ki, Cem abi biz gerçekten çok zor şartlarda çalışıyoruz. Özel çocuklarla çalışıyoruz. Bizimle ilgili haber yapar mısınız dediler. Biz de engelsiz spor programı olarak Ankara'dan atladık. Giresun'a kadar geldik. Gerçekten zor şartlarda çalışıyorsunuz. Hava soğuk, çocuklar bu soğuk, hava soğuk olmasına rağmen yine de çalışıyorlar. Neler yapıyorsunuz burada? Şu şekilde, evet, şartlarımız biraz zor olsa da biz tabii yılmadan üşenmeden çocuklarımız gelişsin, paralimpik sporlarda kendilerini geliştirsin diye elimizden geldiği kadar antrenman sporun içine onları sokmaya, dahil etmeye çalışıyoruz. Şu an sadece sıkıntımız biraz dediğimiz gibi spor salonumuzun şartları. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Gerek okul müdürümüz, gerek beden eğitimi öğretmenlerimiz çok çok destekliyor bizleri bu konuda. Onların da destekleriyle birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz. Gerek öğrencilerle, gerek hocalarla birlikte. Hatta bazı eksiklerimizi biz öğrencilerle tamamlıyoruz. Bizim bilmediğimiz o kadar çok şeyi onlardan biz öğreniyoruz. Hem bizim için iyi olmuş oldu, hem onlar için de tecrübe olmuş oldu. Memnunuz, gönüllü olarak çalışıyoruz. Başarılarını... Daha önce hiç engellilerle çalıştın mı? Daha önce engellilerle çalışmadım. Çalıştıktan sonra Meryem'in hayatında neler değişti? Çok şey değişti. Yani hayata, onlara bakış açım çok çok değişti. Ben önceden hani engelli bir birey gördüğüm zaman biraz hani ön yargı oluşabilirdi kafalarımızda, ama işin içine girdiği sürece hani diyoruz ki bu böyle değilmiş. Evet, daha farklı şeyler varmış ve insanın şöyle bakması vardır ya, o böyle açıldı bizde. Gerçek yani, sevgiyi burada buldum. Gerçek sevgiyi, karşılıksız sevgiyi ben burada gördüm, burada tattım. Ya bu işlerle ilgili daha çok şeyler yapmak istiyoruz, yapıyoruz da, kendimizi geliştiriyoruz ve bırakmayı düşünmüyoruz. Çok mutluyuz, iyi ki burası. Tuğçe bak, paltolarla burada röportaj evet. Yapıyoruz. Çocuklar eşofmanlarıyla evet. Spor yapıyorlar. Evet. Neler eksik burada? Öncelikle çok önemli bir altyapımız eksik. Görüyorsunuz montlarla ve kıyafetlerle spor yapıyoruz burada. Öncelikle eşofman takımlarımız, güzel ekipmanlarımız eksik. Soğuk ısınmamız eksik. Soyunma odalarımız yok hiçbir şekilde. Lavabolarda üstlerini giyip geliyor çocuklarımız burada. En önemli eksiklerimiz şu an bunlar. Peki daha önce hiç engellilerle çalıştın mı? Şöyle, daha önce engellilerle çalışmadım. Ailemde engelli bireyler vardı. Onlardan bildiğim kadarıyla biz buraya gönül olarak geldik Meryem arkadaşımızla beraber. Gönüllü geldikten sonra aslında o çerçevenin ne kadar da geniş olduğunu gördük ve öğrendik. Gönüllü olarak 2-3 sene burada beraber basketbol, masa tenisi, belirli branşlarda onlara yardımcı olduk, yardım ettik. Üniversiteden de destek alarak. Sonra buraya ücretli öğretmenler olarak başladık. Ondan sonra onların sevgisini, ihtiyaçlarını görebildik. Ve çok mutluyuz onlarla olduğumuz için. Biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Kalefer istiyoruz, top istiyoruz, ışık istiyoruz. Hepsini gönderin. Hepsini gönderin bize. Evet, kulübünüzden biraz bahseder misiniz bize? Evet, ben Naci Nadir, Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitim Öğretmeni. Meslek okulu diyoruz. Bu toplumda biraz karışılan bir okul. Özel eğitim, yani özel çocuklarımız, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerimiz. Şu anda antrenman yapan öğrencilerimiz hafif düzeyde. Yine aynı okulda ağır düzeyde dediğimiz eğitim uygulama okulumuz da mevcut. Otistik okulları öğrencilerimiz, Down sendromlu öğrencilerimiz. Kaç öğrenciniz var? Toplamda iki okul, hafif düzeyde ve ağır düzeyde toplamda 196 kayıtlı öğrencilerimiz var. Tabii ki devamsız durumlara göre her gün en az 130-140 öğrenciye hizmet vermekteyiz.
Onlarla hangi spor branşlarını yapıyorsunuz? Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, TOSFET'in katılımını sağladığımız basketbol, futbol, yapılırsa eğer futsal, yüzme, atletizm, masa tenisi, bu branşların hepsinde başka da düşünüyorum yok. Bu branşların hepsinde katılıyorum. Evet. Okulun hemen içinde bir tane spor salonu görüyorum. Derme çatma olsa da çocuklar rahatlıkla burada spor yapabiliyorlar. Eksiklikleriniz var mı? Var, evet, eksiklerimiz var. Daha öncesinde tabii hiç olmadığı için biz yine de tabii şükrediyoruz ama öğrencilerimiz engelli öğrenciler olduğu için biraz kendi ilaç kullanımları, hastalık durumları nedeniyle biraz daha özel ilgi göstermemiz gerekiyor ama sizin de gördüğünüz gibi salonumuz ısıtma sistemi yok. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Çünkü her gün bir antrenman yapıyor. Çocuk burada terliyor. Dışarıya çıktığı zaman yani bu ısıtma sistemi olmadığı için çocuk tam düzenli biçimde antrenman yapamadığı için hasta oluyor. Daha sonra bir ay, iki ay yok. Ama düzenli biçimde bir ısıtma sistemi olsa bu şekilde sıkıntı yaşamayız. O var. Bunun dışında baktığımız zaman bir malzeme eksiğimiz oluyor, olmuyor değil. Yine de gönüllülere, iş adamlarımız olsun, esnaflarımız olsun, onlara buradan teşekkür ediyoruz. Ellerinden geldiklerince malzeme sıkıntımızı gidermeye çalışıyorum. Soğuk değil mi? Soğuk. Üşüyor musunuz? Tabii üşüyorum. Sonra hasta oluyorsunuz değil mi? Soğuk. Peki bu salon nasıl olmasını isterdin? Ulan kaloriferli olsa iyi olur. Değil mi? Işıklandırması da güzel olsa. Peki sen ne zamandan beri spor yapıyorsun? Buraya geldiğimden beri yapıyorum. Peki spor hoşuna gidiyor mu? İşitme Engelliler Spor Toto Süper Lig Playoff mücadeleleri Sivas'ta gerçekleştirildi. Biz de Engelsiz Spor Programı olarak bu kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Şimdi kameralarımızı Sivas'a çeviriyoruz. Spor Toto Sarılar Futbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu playoff final maçları Sivas'ta oynandı. 26-28 Nisan tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumunda oynanan maçlarda finale Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kaldı. 3 gün devam eden playoff turunun finalinde Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Spor'u 1-0 yenen Bornova İşitme Engelliler Spor şampiyon oldu. İkinci yarının 7. dakikası maçın, hatta 8. dakika diyebiliriz. Evet, yerden gönderilen bir top şu anda vurdu ve 10 kişi kalan İzmir Bornova ekibi maçın 53. dakikasında golü buldu. Top. Ve şu anda hakem maçı bitiriyor. İzmir Bornova şampiyon oluyor. İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Sağırlar Ligi şampiyonası sona erdikten hemen sonra milli takım kampının başlayacağını söyledi. TRT Spor'a engelli sporlarına verdiği katkı nedeniyle teşekkür eden Ümit Kihtir, Avrupa Şampiyonluk Kupası'nı ülkemize getireceklerinin de sözünü verdi. Yunanistan'da düzenlenecek Girit Adası'nda Avrupa Şampiyonası var. Milli takımımıza da bu arada başarılı diyor. Bunun hazırlıkları var. Finalde katkısı olan, organizasyonda da katkısı olan, öncelikle Sivas Sayın Valimize, Aile Politika İl Müdürümüze, Spor İl Müdürümüze, oradaki tüm basına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Herkes bize destek oldu, her şey için teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Maç sonu açıklama yapan Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Sorumlusu Soner Aslan, çocuklar yürekten mücadele ettiler, her şey için çok çalıştılar. Kupayı almak için çocuklar hevesliydi, kupayı alarak çok mutlu olduk dedi.
Maç sonu ise Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi şampiyonu Bornova İşitme Engelliler Spor, kupasını Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir'den aldı. Elazığ İşitme Engelliler Spor 2., Torbalı İşitme Engelliler Futbol Takımı 3., Avcılar Sessizler Kulübü de 4. oldu. Sevgili seyirciler, Osman Çullu'yu geçen hafta kaybettik biliyorsunuz. Gerçekten çok üzüldük. Biz de Engelsiz Spor programı olarak onunla ilgili çok güzel bir bölüm hazırladık. Dilerseniz onu izleyelim, daha sonra tekrar birlikte olacağız. Uğraşıyorum, 28 yıl oldu. Devam ediyorum. Hayatım sonuna kadar kendim engeller atarım, devam edeceğim. Osman Çullu engelli yüzmenin gizli kahramanıydı. Engelli bireyleri sporla hayata kazandırmak, onların umut ışığı olmak dünyanın en değerli işidir. Onlarla yaşamayı öğrenmek, başa gelen zorluklara mental ve teknik açıdan çözümler üretmekse tecrübe ister. Türkiye'de böylesine değerli bir işe ömrünü adayan bir spor emekçisiydi Osman Çullu. Engelli bireylere sporla el uzatırken hayatı boyunca da önemli zorluklarla karşılaştı. Bugüne kadar milli takıma sadece yüzme dalında ondan fazla sporcu kazandıran tecrübeli isim için antrenörlük sevdası tarif edilemez bir boyuttaydı. Osman Çullu bu güzel maceraya 1984'te İstanbul'dan Kahramanmaraş'a geldiğinde başladı. Engelliler antrenörlüğüne de 1993 yılında engelli Ali Uzun'la başladı. Bugüne kadar 3 kez Paralimpik Oyunlarında, 5 kez Dünya Şampiyonası'nda, 3 kez Avrupa Şampiyonası'nda, 3 kez Akdeniz Oyunlarında, 3 kez uluslararası şampiyonalarda, bir kez de Karadeniz Oyunlarında görev aldı. Çullu, başta bedensel engelliler dünya yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu olmak üzere birçok sporcu yetiştirirken, Ali Uzun, İsmet Ayık, Özlem Baykız, Numan Çam, Sena Kutlu, Kurtuluş Mustafa Kök, Mustafa Yılmaz, Ayşe Ceylan Üzüm, Ahmet Karagün, Kemal Ergün ve Fuat Özsaatçı gibi isimleri de milli takıma kazandırdı. Böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 kez diyalize giren Çullu, ailesinden de aldığı destekle boş kalan zamanını gece gündüz demeden engellilere adadı. Geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşam mücadelesini kaybeden Osman Çullu'yu engelli camiası asla unutmayacak. Sevgili seyirciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte Engelsiz Spor programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.